Evet hocam, size hoş geldiniz diyorlar takipçilerimiz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Onlar da hoş geldiler diyelim. Ben de misafirim onlar gibi ama teşekkür ediyorum sizin davetinize de Ekrem Hocam. Herkesi selamlıyorum. Sağ olun, sağ olun hocam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli takipçiler, bugünkü konu biliyorsunuz insan mı, teknoloji mi? Ama nerede? Sorun insanda mı, teknolojide mi? Neler oluyor bu dünyada? Bir gerçek alem ve sanal alem karmaşası yaşıyoruz. Özellikle koronavirüsten sonra Selim hocamıza ilk soruyu göndereceğim ama ilk sorular hocam geldi sorular. Siz gelmeden paylaşımlarımız ve ilan anonslarla dan sonra çok hızlı 4-5 tane sert soru geldi. Yine yorumlarda gelenlere şey yapacağız. Asistanım Hülya Hanım ve eşim Ayşim Hanım da sevgi selamlarını gönderiyorlar. Siz buraya gelip gelmiştiniz, misafir olmuştunuz. Evet, ailenize ve ofis çalışanlarına, herkese çok selamlar. Üsküdar'ın tadına doyum olmuyor. Bakırköy ofiste görmüştüm. İstanbul'da güzel hatıralarımız kaldı ama devam edeceğiz diye düşünüyorum. Sadece sanal olmasın, gerçeği de olsun tekrar hocam. Özledik Tabii. Üsküdar'daki çay, Tabii. kahve muhabbetlerini. Evet, o boğaz manzarası her zaman hocam var. Hem kalbe, hem boğaza, hem ruha, inşallah hem fiziken hem ruhen meyvedar olacağız. Hem meyveleri ikram eden oluyor olacağız inşallah. Şimdi soru şu şekilde. Hocam önce kendinizi tanıtır mısınız? Sizi tanıyabilir miyiz diye. Böyle küçük bir girizgah, belki YouTube'dan, yazılarınızdan olsun. Pek çok kişi sizi tanıyor ama imkan varsa, vaktimiz ölçüsünde bir özetlerseniz son derece güzel olacak. Evet, teşekkür ediyorum. Herkesi tekrar selamlıyorum. Yeni katılanları da selamlıyorum. Selim Özdemir, doçent doktor, işletme, alanım yönetim organizasyon, örgütsel davranış, insan kaynakları yönetimi, yönetim psikolojisi gibi alanlarda çalışmalarım var. 15-16 aydır İngiltere'deyim. 30 kadar ülkede bulundum, akademik çalışmalar, mesleki gelişim kapsamında. İngiltere'ye gelme sebebimiz şu: İstanbul'da yapmış olduğumuz yaşam koçluğu gibi, kariyer koçluğu gibi sizlerle birlikte iki güzel çözüm ortaklığı diyelim, güzel iş modelleri geliştirdik. Yaptığımız işleri buraya taşımış olduk. Burada bir şirket kurduk. UK Consulting Publishing Limited olarak. O çatı altında biz burada faaliyetlerimize devam ediyoruz. Belki nereli olduğumu da söyleyeyim. Türkiye'den yoğun katılanlar var. Erzincanlıyım. Erzincanlıyım. Erzincan, İstanbul, İngiltere arasında böyle bir köprü kurmuş olduk hocam. Teşekkür ediyorum. Evet, harikasınız hocam. Çok kısa öz, hem yani Türkiye'de hem İngiltere'deki hedef ve amaçlarınızla ilgili özet bilgi vermiş oldunuz, kendinizle de ilgili. Aynı zamanda bir taşla 10 kuş. Zaten 10 numara 5 yıldız programı bunun için var ve şimdi konuyla ilgili soru geldi. Günümüz insanlığın en önemli 5 sorunu nedir? Valla bir dokun bin ah işit diyelim. Sorun çok. Fakat sorunlar fırsatlara çevrilebilmek için var, klasik ifadesiyle. Hani sorun var diye oturup ağlayacak halimiz, karalar bağlayacak halimiz yok. Heh, sorun varsa çok güzel. Şimdi benim bu sorunu yönetebilmem lazım deyip kolları sıvamamız lazım. Tabii bu subjektif değerlendirmeler olacak. Benim cevaplarım, yaklaşımlarım olacak. Ben şöyle bir İnsanı düşündüğümde, hani yıllardır insana dair araştırmalar yapıyoruz hocam. Yönetim psikolojisi alanım olduğu için. İnsanda daha çok neler düğümleniyor sorun olarak dediğimizde, bir, insanın kendini ihmal etme sorunu diyorum. Birinci sıraya bunu yazardım ben. İnsan kendini ihmal ediyor. Bu ihmal kattana kattana sorunlara yol açtığı için işte koçlara, efendim, özellikle psikolojik danışmanlara da yoğun bir talep oluyor. Bu bir, Ekrem Hocam. İnsanın Evet. kendini ihmal sorunu. İki, ben kendi alanımdan, yönetim organizasyon alanından bir transfer yapayım bu soruya cevap olarak. İnsanın yönetim sorunu, yani kendini yönetememe, aileyi yönetememe, kurumu yönetememe,
Yani bir araba kullanıyorsa arabayı yönetememe bunu genişletebilirsiniz. İnsanın yönetim biliminden habersiz yaşıyor oluşu, management dediğimiz. Yani işleri manage edememesi. Üç, tabii çok akademik ifadelerde kullanmak istemiyorum. Lütfen beni uyarın. Böyle ağır bir şey olmasın hocam, konuşma Hocam olmasın. ortaya karışık söyleyin, çünkü niye Tamam. danışanlarımız yüksek kalitede insanlar, Süper, anlayabilirler. tahmin Çoğu ediyorum. danışanımız bu yönetimsizlik, iletişimsizlik veya teknolojinin yanlış kullanımı, insan gücünün zaman planlamasının yanlış olmasından hepsi de bizarlar. Bir şekilde yaralılar bu konuda. Bilinçliler ama bilinçlerine daha fazla bilinç katmak istiyorlar. Buyurun. Evet. Hocam kaliteli uzmanın kaliteli takipçileri olur, kaliteli danışanları olur. Buna inanıyorum. O yüzden de dikkatli konuşmak zorundayım. Rastgele konuşmak istemiyorum. takipçilerinizin seviyesini dikkate alarak kalite seviyesini. Hocam üçüncü cevabı biraz flu vereceğim. Hani üç ne diyebiliriz? Gölgeli yaşıyoruz maalesef. Güneşten uzak yaşıyoruz. Gölgeli yaşam sorunumuz var. Hani bunu açabiliriz ama bunu müsaadenizle ilerleyen safhada açalım. İnsanın gölgeli yaşaması nedir? Bu bana göre bir sorun. Dördüncüsü gelişememe sorunu. Maalesef yeniliklere açık değiliz. Alışkanlıklarımızın esiriyiz. Gelişemiyoruz. Mevcudu yeterli görüyoruz. İşte bir korona çıkıyor. Tırnak içinde afallayıp kalıyoruz. Sadece insan değil, ülkeler de, sistemler de sıkıntıya giriyor. Beşinci sorun aslında en önemli sorun, üzerinde çok durulması gereken sorun, iletişememe. Yani insanın, günümüz insanın iletişememe sorunu var, iletişimsizlik sorunu var. Hani o uzun soru şekliyle iletişemediklerimizden misiniz diye bir dönem bir deneme yazısı yazmıştım. İletişim sorunu hocam. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde insan ve çevresindeki sorunu sanki böyle özetleyebiliriz gibi geliyor bana. Evet. Peki bunların biraz çözümünden de bahsetseniz hocam. Hocam şimdi insan kendini ben de dahil ihmal eder. Bu biraz insanın tabiatında var. İnsan unutkan bir varlık. İnsan mevcudu yeterli gören bir varlık. İnsan kendini zorlayacak challenge dediğimiz sorunlarla yüzleşmek istemeyen bir varlık. Bunları artırabiliriz. Şimdi burada ne var? Bütün bu çerçevede insan kendinden kaçıyor aslında. Günümüzün insanın kendini ihmal etme sebebi kendinden kaçma talebi. Biz kendimizden kaçıyoruz. Gözümüzü Nereye kaçıyoruz kapatıyoruz. hocam? Nereye Hocam kaçıyoruz? içimize kapanıyoruz, gözlerimizi kapatıyoruz ama gözlerimizi kapattığımızda varsa güneş, İngiltere'de güneş çok yok da siz şanslısınız. Türkiye'nin güneşi var. Evet. Buradan da İngiliz insanlar çok seviyorlar Türkiye'nin güneşini. Gözümüzü kapattığımızda, Türkiye'dekiler için söyleyelim, gözümüzü kapattığımızda güneşin kaybolduğunu zannediyoruz ama güneş orada duruyor. Burada zaten güneş yok. Gözünü kapatsan da kapatmasan da fark etmiyor. Ya burada gerçeklerden kaçma, en çok da kendinden kaçma, sorunlarından kaçma, potansiyelinden kaçma, yeteneklerinden kaçma. Ya bunun sonu yok ki. Bunun sonu yok. Burada bir şey başlıyor. Hani diyeceksiniz ki ne yapalım, ne yapılabilir, tavsiye nedir? Benim burada söyleyeceğim husus şu, bir arayış konferansı. Yani İnsan kendisiyle toplantı yapmalı. Biz hep ne demek? toplantıyı başkalarıyla yapıyoruz. Biz hep toplantıyı başkalarıyla yapıyoruz. Üstadım. Hep Evet. başkalarıyla görüşüyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Sorunları bizim birebir kendimizle baş başa toplantı yapmamız gerekir. Burada ben mesela soruyorum. Hiç kendi kendine toplantı yapan var mı? Bir. Mesela benim YouTube sayfamda bir saygısızlık olmayacaksa Fikri Selim YouTube sayfamda kendine hiç mektup yazdın mı sorun var mesela. Şimdi takipçileriniz içerisinde hiç kendi kendine mektup yazan varsa mesela bunu bizimle paylaşabilir ben yazdım diye. Biz hep Evet, başkalarına yapıyoruz. yorumlara özellikle açık tuttuk. Yayını güçlü Evet. tutuyoruz. İnşallah Evet. o yüzden çoğu yani canlı yayında olmayan fırsat
Çoğu canlı yayın. Belki 1000-2000 kişi takipçi veya seyirci olur ama genellikle soru soramaz. Yorumlar kapalı olur. Biz Evet. yayını güçlü tuttuk. Takipçileri sınırlı ve kaliteli tuttuk. Ondan dolayı da sizden rahatlıkla soru sorabilirsiniz alttan. Devam edelim hocam. Buyurun. Evet. Şimdi insan kendine mektup yazınca ne olacak? İnsan kendisiyle toplantı yapınca ne olacak? Ne Kendisiyle olacak? yüzleşecek. Bu bir yüzleşme toplantısı. Bu bir meydan okuma. İnsanın Evet. kendi kendine meydan okuması. Hani sizde de sizin ofisinizde de talepte bulunan danışanlarla birlikte benim de katıldığım yaşam koçluğu çerçevesinde yaptığımız SWOT analizler vardı. Evet, Yani doğru. SWOT analizde ben bir birey olarak, ben bir Selim Özdemir olarak, sosyal medyadaki isimle Selim Sözdemir, resmi olarak Selim Özdemir, çok karıştığı için, Özdemir çok olduğu için Türkiye'de, her neyse, bir birey olarak benim artılarım, eksilerim, fırsatlarım ve tehditlerim neler? Bunu masaya yatırıp, bunu tek başıma üstesinden gelebilir miyim? Bir önce bir başlayayım kendim düşünmeye. Mutlaka tıkandığım noktalar olacak. Orada da işte güvenliğim, uzmanlardan destek almam gerekecek. Benim çok hoşuma giden, başımdan geçen, anlatmaktan keyif aldığım, dünkü bir canlı yayında da paylaştım. Müsaadenizle bunu paylaşmak isterim. Tabii ki, tabii ki. İstanbul'da farklı özel üniversitelerde yıllarca ders verdim. Ekrem Hocam bir gün amfide ilk hafta ilk ders 80-90 öğrencinin olduğu bir sınıfa elinde böyle bir karton bardakta bir orta yaşlı bir öğrenci girdi. Bir bana baktı 3-5 adım attıktan sonra bir sınıfa Evet. baktı. Ders örgütsel davranış dersi. Örgütlerde davranış, organizasyonlarda davranış. Seçmeli ders, alttan alanlar var, üstten alanlar var. Dedik hocam ben bu sınıfta mıyım? Niye öyle demiş Baktı. olabilir acaba? Çocuk şaşırdı. Beni ilk defa görüyor. Ben dışarıdan derse giriyorum. O üniversitenin hocası değilim. Ben de Evet. öğrenciyi ilk defa görüyorum. Çünkü üniversite farklı bir üniversite. Çocuk beni tanımıyor. Ben çocuğu tanımıyorum. Çocuk sınıftakileri tanımıyor. Sınıftakiler çocuğu da böyle bir şey. İlk hafta çünkü. Seçmeli ders. Dedim ki sen Erzurumlu musun? Şimdi katılımcılarımızdan Erzurumlar vardır. Hocam sınıfta bir sessizlik oldu. Çocuk bir şey yaptı böyle bir kekeledi. Evet hocam dedi ben Erzurumluyum dedi. Dedim tamam sen bu sınıftasın geç otur dedim. Geçti oturdu. Hocam sınıfta çıt çıkmıyor. Önden bir iki öğrenci bana dediler ki hocam arkadaşı tanıyor musunuz? Dedim yok hayır tanımıyorum. Erzurumlu olduğunu nereden anladınız? Dedim bakın kendinize dikkat edin benim akıldan geçenleri okuma gibi bir özelliğim var. Evet. Bunu söyleyince öğrenciler birbirlerine bakmaya başladılar. Eyvah. Eyvah. Nasıl bir Sonra okuya çattık? Nasıl bir derse girdik? yani öyle öyle yönetim psikolojisi ders almak kolay mı? Örgütsel davranış ders almak kolay mı? Bu dersler güzel dersler. Sonra dedim ki arkadaşlar bakın hayatta hiçbir emek boşa gitmiyor. Bir okuduğunuz, bir yaşadığınız mutlaka sizin hayatın bir yerinde yardımınıza yetişiyor. Ben daha önce bir anekdot dinlemiştim. Erzurumlu yaşlı bir dayı Erzurum'dan İstanbul'a giderken mola vermiş Dadas Seyahat, Erzurum'un meşhur firması. Evet. Gitmiş garibandan, o yarım saat sonra geri gelmiş otobüse binecek. Aa bir bakıyor 7-8 tane yan yana Dadas Seyahat, Dadas Seyahat, Dadas Seyahat. Adamın kafa karışıyor. Arkadaş benim hangi arabaydı benim araba? İlk arabaya dalıyor Ekrem Hocam. Diyor ki dadaşlar hele bir bakın ben bu arabada mıyım? Evet. Çözümü görüyor musunuz? Pratik çözümü. Evet. Onlar diyorlar yok dayı sen bu arabada değilsin. İniyor ikinci arabaya biniyor. Dadaş ha dayı sen bu arabadasın. Adam şeyi çözüyor. Ben bu anekdotu dinlemiştim. Bu öğrenci gelip bana hocam ben bu sınıfta mıyım deyince sen Erzurumlu musun dedim. Evet hocam dedi. Ya. Evet. Yani hiçbir emek, hiçbir bilgi, hiçbir yaşanmışlık boşa gitmiyor. Dolayısıyla böyle pozitif çıkarımlar yapıp bizim üzerine ilaveler ekleyerek hayata güzel bakarak ilerlememiz gerekiyor. Tabii. Demek ki hocam hem hayatı okumak lazım, hem insan davranışlarını okumak lazım. Siz orada Evet. hakikaten hiçbir tecrübem
Yani bu kötü bir tecrübe olsa bile boşa gitmeyecek dediğiniz için algılarınız Aynen. zaten o tip bir şeyi yani hayattaki balık tutma gibi ağınızı kurmuşsunuz. O ağa bir şekilde insanlar geliyorlar. Ne güzel o Erzurumlu da böyle bir kendini değerli hissetmiştir. Hem Evet. sınıf bunu birebir yaşamıştır. Hem de dersin başlangıcı için çok iyi bir motivasyon kaynağı olmuş. Hocam hemen ikinci soruya geleceğiz. Gerçi kısmen cevapladınız ama hani birkaç püf nokta daha istiyor takipçilerimiz. İnsanın kendini ihmal etmemesi için birkaç öneri. Hani neden ihmali ederi bildik. Hani anlattınız. Daha da defalarca izleyeceğiz bu yayını. İhmal etmemesi için yani kendisiyle ilgilenmesi için püf noktaları rica ediyoruz. Hocam aslında o saydığım 5 madde üzerine ilk başlarkenki 5 sorun vardı ya, o 5 Evet. sorun üzerine detaylı insanın kendisiyle toplantısı, insanın kendine bir takım mektuplar yazması, aktivitelerini sergilerse sıkıntı çeken insan, o ihmal nok ya burada temel soru şu: benim kendimi ihmal etmemem için neler gerekiyor? Alacağız kağıdı kalemi, bunları Evet. kağıda dökeceğiz. Bir, yani mutlaka eylem gerekiyor. Eylem Oturup gerekiyor. saatlerce düşünmenin, karalar bağlamanın o sorunun çözümüne yönelik bir faydası yok. Eğer düşünce aktivasyona yol açıyorsa, davranışta değişikliğe yol açıyorsa, hani davranış bilimlerinden davranışta değişikliğe mutlaka yol açması lazım bir düşüncenin, bir bilginin. Eğer benim davranışlarımı değiştirmiyorsa okuduklarım, sosyal medyadan gelen bilgiler, o bilgi gereksiz bilgi. Şimdi biz burada da bir araya gelip bir şeyler konuştuğumuzda, bizi dinleyen takipçileriniz eğer notuna, ya şu çok güzel bir fikir, ben bunu hayatıma uygulayacağım, mesela kendimle toplantı yapacağım, ya vardır bunda bir hikmet, bir Tabii. deneyeyim bakayım. Mesela bu uygulanabilir bir bilgi. Kendine mektup yazma, bu uygulanabilir bilgi. Fakat birey en çok kendisini daha iyi tanıması gerektiği için bireyin bu soruyu kendisine sakin bir zamanda sorması lazım. Kendimi ihmal et. Mesela biraz önce dedim, yönetim bilimini bilmiyoruz. Yönetim bilimiyle alakalı, davranış bilimleriyle alakalı, yönetim psikolojisiyle alakalı, işletme bilimiyle alakalı, işletme sadece değil ama işletmenin içerisindeki yönetim biliminin, işte bir planlama, bir motivasyon, bir iletişim, bunlar çok güzel konular. Bu konularda okumalar yapıp, notlar alıp, aktif okumalar mutlaka. İhmal etmemenin en güzel yönlerinden biri okuma yaparken, dinleme yaparken elimizde kağıt kalemin olması ve çünkü en silik not en keskin hafızadan daha tesirli, daha kalıcı. Bu ve benzeri atraksiyonlarla biz kendimizi, benim hep kullandığım klişe bir şey var, yaklaşım var. Niyet ettim kendimi ihmal etmemeye. Bu niyet ettim ifadesi var ya hocam, çok güzel bir ifade. Çok harika. Gerçekten çoğu kişi bunu sadece ibadet ederken, dua ederken veya sadaka verirken duyarız bu sözü. Ama Evet. kişisel gelişim için veya bir dönüşüm için kullanıldığına belki de çoğu takipçimiz ilk defa şahit oluyordur. Buyurun hocam, nedir bu niyet etme veya önemi nereden geliyor? Ses kesildi ama hocam. Son cümlenizi alamadım. Hani niyet etmenin önemi nedir? Veya neden bu cümleyi kullanıyoruz? Hocam, farkındalık. Ben bu işi niye yapmam gerekiyor? Bu işi neden yapmalıyım ki? Bunun bana sağlayacağı katkı, bunun benim hayatıma dokunacağı nokta nedir ki? Bunu bilmeden o kadar biz de dahil olmak üzere farklı davranışlar sergiliyoruz ki, mesela bir örnek vereyim. Kusura bakmasın takipçilerimiz, hani akademisyen olduğumuz için örnekler bazen oradan geliyor. Ben şunu gördüm hocam. MBA sınıfında Master of Business Administration, biliyorsunuz, master işletme yönetimi alanında Evet. öğrencinin sıkıla sıkıla gelip bana teneffüste arada, ya hocam ben herkes master yapıyor diye ben de master'a başladım fakat inanın bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Ben bunu bitirince hocam ben PhD doktora diplomasımı alacağım. Ekrem hocam ben bu soruya muhatap oldum.
Ya evet. Arkadaş, sen bunu bana sormadan önce araştırmamışsan ben niye niyet ediyorum master'a? Bir de niye işletme bölümü? Alanı da Evet. işletme değil. Mesela Değil mi? neden master? İşletme yönetiminde niye? Bunu kafada çevirmezsen, bunun içini doldurmazsan ama başlamışsın artık parayı yatırmışsın, bir sürü emek sarf etmişsin, sınavlara girmişsin, gelmişsin diyorsun ki hocam bunu bitirince ne olacak? Ya burada niyet bozuk. Evet. Bu yüzden çünkü niyet davranış etkiliyor. Hani nasıl motivasyonu zayıflayan bir insana biz uzman olarak neyi öneriyoruz? Hedeflerini gözden geçir. Tabii. Hedefler zayıflamışsa davranış zayıflar. Davranışını güçlendirmek istiyorsan hedeflerini daha güçlü hale getir. Ama onlar hep sonuç, üstad. Hedefler Evet. sonuç, davranışlar süreç. Hepsinin başında bir ilk düğme var. Bağlanması gereken, doğru bağlanması gereken. İşte o ilk doğru düğme niyet. Ondan sonraki bütün eylemleri ve sonucu etkileyeceği için ve Tabii. farkındalık yönetimi yapabileceği için farkındalığı yapabilme adına niyet çok önemli diyeyim. Noktalı virgülü koyayım hocam. Hocam püf nokta bazen genellikle olayın ortasında veya sonunda pişmanlık içinde bana geliyorlar. Ben de niyetiniz başta bozuk olsa da mesela Almanya adam sadece yurt dışına para kazanmaya gitmiş. Hani insanlığa bir faydam olsun, Türkiye'ye bir katkı olsun diye değil. Ben de yolun yarısında da olsam bundan önce kötü amaç veya maddi çıkar karşılığında gitmiş olsam da bugünden itibaren hani belki günah değil para kazanmak ama o daha çok milli manevi ve evrensel duygularla devam etmek istediği için niyet güncellemesini önermiştim. Hakikaten bir daha Türkiye'ye gelip bir daha Euzu Besmele çekip yeni bir niyet alıp Almanya'ya gitmesine gerek yok. O arada da korona var zaten gelip gitmesi imkansız. Oraya ne niyetle gitmişsen gittin. Bundan sonra eskiyen, işe yaramayan ya da çok bencilce gördüğün, yanlış gördüğün niyetlerini güncelle ve niyet tazele demiştim. Bakın ben de ilkokula giderken cuma namazlarına giderdim. Orada her cuma günü belki pek çok camide vardır bilmiyorum ama daha sonra arttı bu. Niyet tazeleme ya da yeniden şehadet getirme, hani imanı tazeleme duaları olurdu. Oradan esinlendim ve danışana öyle dedim. Almanya'ya gitme niyetlerini günceller ve bundan sonra o yeni niyetlerle yola devam edersen en azından bir çöküş, bir başarısızlık ve yetersizlik hissetmezsin diyerek bu arada niyet güncellemesi fikrimi de arz etmiş olayım. Evet, güzel hocam, güzel bir yaklaşım. Bu yönetim bilimi dedik. Yönetim bilimi kitaplarında niyet geçmez. Yönetim bilimleri kitabında bereket yönetimi geçmez. Ama bunlar sosyal hayatta insanı ilgilendiren kavramlar. Bizim bu kavramları yönetim bilimi Batı kaynaklı. Neticede Amerika bu işin merkezi, İngiltere. Bizim kendi kültürümüzü, kendi insanımızın sorunlarının çözümüne yönelik yeni kavramları da transfer etmemiz lazım ki Kesinlikle. insanımıza Yani uygun o çözümler yüzden üretelim. aldığımız eğitimlere yeni ilaveler yapmamız lazım. Hocam bir tane soru var. Sık sık 5 kez soruldu. Hani kendi sorun insan mı teknoloji mi diye konu başlığımız ya. Bugünkü canlı Evet. yayının. Ben kendimi gerçek alemde tam hissedemiyorum demiş. Bir insanın kendini bu alemde kendini tam sanal ve gerçek alemde tam hissedebilme, varlığını koruması için bir cümleyle öneride bulunursanız ne yapması gerekiyor ya da yapmaması gerekiyor? Hocam Platon'un mağara metaforunu okumak lazım. Veya burada kısaca özetleyeyim ben. Tabii Platon'un buyurun. mağara metaforu bu günümüzün modern insanına, bu takipçinizin sorduğu soru aslında birçok insanın sorunu. Bir Evet. reel dünya var, bir sanal dünya var, sanal gerçeklik. Şimdi bir de karşımıza artırılmış gerçeklik çıkıyor. Vaktimiz olursa hani iletişim kısmında ona girelim.
Bu şu Platon'un mağara metaforundaki paylaşılan bilgi şu. Mağaranın içerisinde yaşayan insanlar sırtını güneşe döndüklerinde hep karşılarında gölgeyi görürler. O gölgeli yaşam onların hayatlarının ta kendisi olur. Zannederler ki şu benim arkama düşen gölgeler gibi. Ben Evet. dünyayı bu gölgelerden ibaret ediyorum. Hep mağaranın içerisindeyim. Hep aynı kutunun içerisinde. Hep aynı mahallenin içerisindeyim. Hep aynı insanlarla görüşüyorum. Hep aynı kaynaklardan besleniyorum. Hep aynı takımı tutuyorum. Hep benzer şeyler. Hep aynı mağara. Evet. Mağara metaforu. Ve gölgeleri görerek büyüme, yaşama, alışkanlık haline getirme. Bir gün o mağaranın içerisinden bir veya birden fazla insan dışarı çıktıklarında o gerçek güneşi ve güneşin civarındaki yeşillikleri, ağaçları, farklı reel hayatı gördüklerinde gözlerine inanamayıp heyecanla mağaraya döndüklerinde "Ey insanlar durun. Bizim yaşantımızda bir sıkıntı var, yanlış var. Bu bir Evet. gölge. Bu gölgelerin asıl kaynağı güneş. Hadi hep birlikte dışarı çıkalım. Güneşin nimetlerinden istifade edelim." dediklerinde ne oluyor Ekrem Hocam? Mağarada ömürlerini gölgeyi gerçek zannederek yaşayan insanlar o yeni haberi getiren insanları döverek mağaradan atıyorlar. Hani o muz salkım 5 maymun hikayesinde olduğu gibi. Bu ne Evet. demek? İşte bu yukarıda da ifade ettiğimiz yeniliğe direnç, mevcudu kabullenme, yanlış da olsa bu yanlış benim yanlışım, yanlışı bana söyleme, ben yanlışımı seviyorum çünkü alışkanlığımı terk etmek istemiyorum zarar da verse Yani gibi. konfor alanından çıkmak istemiyor Ha, herhalde. çok, çok güzel, çok güzel, evet. Konfor alanından çıkmak istemiyor. O Almanya'ya giden verdiğiniz örnekteki gibi zaten sen bu konfor alanını bozmuşsun. Bir zahmete katılmışsın, Almanyalara gitmişsin. Tabii. Bunun içerisine güzel, farklı şeyler, sosyal fayda sağlamak gibi mesela. Atraksiyonları da kassan işin bereketlenecek. Kesinlikle Sorunların mutlu. bir kısmı, Sorunlar hem evet. çözülecek hem motivasyonun artacak. Yani bir ara gaz gibi olacak insana. Tabii. Hocam burada o sorduğunuz soru içerisinde şu var. Şimdi biz o gölgeyi sanal ortama benzetelim. Dışarıdaki güneşi gerçek ortama benzetelim. Sanal gerçeklik. Ama şimdi bir de şöyle bir durum var. Şimdi ben bugün sabah gittim aşı vuruldum. Üçüncü aşıyı vuruldum. Alman aşısı. Türk doktorların bulduğu Alman aşısı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. İngiltere'de yaşıyorum. Alman iğnesini vuruluyorum. Gittim eczanede bir baktım hep Koreliler var. Ya arkadaş nasıl bir dünyada yaşıyoruz dedim. Türk'üm. İngiltere'deyim. İlaç Alman ilacı. İlacı vuran, iğneyi vuranlar Koreli. Şimdi bu yayına da Amerikan teknolojisiyle katılıyoruz. Telefon vesaire. Şimdi yani bir başka gerçeklik var. Bu da sanal gerçeklik. Evet. Sanal teknolojik imkanlarla etrafımız örgülenmiş durumda. Bu ağın içerisinde zaten web ağ vesaire bu ağın içerisinde bizim yönümüzü şaşırmamamız için hazırlık yapmamız gerekiyor. Burada bir cümleyle şunu ifade etmiş olayım. Tamam güneş var başımızın üstünde. Burada da gölge var. Bu da tamam. Fakat günümüzün modern insanı mağaradan çıkmayı başaramadı. Dışarıdaki güneşi çok ihmal etti. Tabiatı çok ihmal etti, hayvanları çok ihmal etti, bitkileri çok ihmal etti, ormanı ihmal etti ve kainat, tabiat intikamını aldı. Başımıza böyle bir bela geldi, bu virüs belası. Biz mağaraya kapandık hocam. Şimdi mağaranın içerisinde gölgelerle oynarken bu iş hoşumuza da gitti. Yani bu mağaradaki gölgeler renkler değişmeye başladı. Gelişmeye baş şeyler çeşitleri çoğaldı. Çünkü herkes mağarada artık. Evet. Günümüzün modern insanı tabiri caizse bir mağaranın içerisinde yaşıyor fakat burada bir şey söyleyeyim. Gerçek hayat, sanal gerçeklik şimdi devamında gelmekte olan artırılmış gerçeklik kavramı var. Bu kavram üzerine kafa yormak lazım. O biliyorsunuz Facebook bağlı olduğu holding firmanın adını değişti. Meta yaptı. İşte Metaverse. Artık evren ötesi, kainat üstü bir sanal gerçeklik geliyor. Artırılmış gerçeklik geliyor. Bizim buna hazırlık yapmamız lazım. En çok da çocuklarımızı ve çevremizdeki gençleri bu yeni teknolojik gelişmelere, artırılmış gerçekliğe,
Çünkü biz daha henüz dert yanarken ya çocuğumun elinden telefon düşmüyor. Teknoloji bağımlısı. Ne yapacağım? Daha bu sorunları çözemezken düşünebiliyor musunuz? Şimdi takipçilerimiz bunu görmüşlerdir, izlemişlerdir. Sizin odanız, evinizde odadaki çocuğunuz bir Koreliyle, bir Çinliyle, bir Almanla, neyse bir Japon vatandaşıyla odasında görüntülü olarak onlar bizzat misafir olacak. Onlara dokunabilecek, onları hissedebilecek, onlarla bilgi alışverişinde bulunacak. Böyle bir dünyaya gidiyor. Yok canım hocam, olur mu böyle şey? Ne saçmalıyorsunuz siz falan demesin kimse. Çünkü ilk 95'li internet bulunduğunda, 95'te yanlış hatırlamıyorsam 26 yıl oldu internet bulunalı. Hocam şu an nereye geldik? Bakın 25 yılda, 26 yılda alınan mesafe. Şimdi Evet. holding patronları çıkıp ne diyor holding patronları? Biz milyon dolarlar, milyar dolarlar yatırıyoruz bu artırılmış gerçeklik alanına. Bu şu demek, bu teknoloji bizi esir alacak. Hani sorun insan mı, teknoloji mi derken, insan kaynaklı birçok sorun var. Evet, insan kaynaklı sorunlar var. Aslında sorunun parçası olan insan çözümün de parçası olabilir. Fakat bir taraftan da dikkat etmesi gereken insanımızın bu teknolojik gelişmelere ben nasıl ayak uyduracağım? Şimdi biz X jenerasyonuyuz. Ben X'im. Benim çocuğum Y. Evde bir, iki çocuk daha var, onlar Z. Şimdi nesiller değiştikçe, kuşaklar değiştikçe aslında sorunlar değişmiyor. Mesela teknoloji bağımlılığı devam ediyor. Soru şu, artırılmış gerçeklikle birlikte bizden sonraki kuşaklar ne tür sorunlarla karşılaşacak? Evet. Demek ki teknolojiye direnç göstermek yerine onu bir tehlike gibi görmek yerine akışa bırakıp yüzmeyi öğrenmemiz gerekecek. Yoksa teknoloji muhalefeti yaparak bu iş olmayacak. Mesela az önce bir danışanımız soru sormuş. Hocam ben uykuya dalmaya yakın bir şeyler görüyorum, korkuyorum, sıçıyorum. Tabii ki bunu bir klinik psikolog veya psikiyatra gidip cevabını bulacaksınız ama ben genel olarak teknoloji şu mavi ekranı kapattığınız anda beyin bunu kapanmış algılamıyor. Yani 12'de uyumak için 11'de kapatmanız gerekiyor bu ekranı. Çok fazla ekrana maruz bırakmayacaksınız. Yeterince teknolojiye kendimizi maruz bırakacağız ama verimli kullanacağız. Çok teknoloji kullanmak, çok oyun oynamak, hastalık ya da bağımlılık oluştururken bunu bir canlı yayına, bir eğitime, bir seminere veya bir ticari faaliyete veya sivil toplum organizasyonuna dönüştürmek de bizim elimizde. O yüzden teknolojiyi terörün, yoğun cinselliğin veya oyun bağımlılığının etkisinden kurtarıp bunu gerçek aleme yani bizlere nasıl hizmet ederi sağlamamız ve düşünmemiz gerekiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda teknoloji bağımlılığı seminerlerimizde de bunu konuşuruz. Hocam diğer bir soru. İnsan sorunlarını neden yeterince yönetemez? Dört önemli adım var. Planlamayı, organize olabilmeyi, motivasyon, iletişim, yönlendirme veya yürütme fonksiyon. Bir de kontrol. Biz bunu kendi hayatımıza, aile hayatımıza bunları aktarabilsek birçok sorunu kendi kendimize yönetebilmeyi. Yetecek mi tek kendi kendimize yönetebilmek? Kandığımız noktalar olacak. Orada uzman desteğine mutlaka müracaat edeceğiz. Çünkü şöyle bir handikapımız var. Dünya hızlı dönmeye başladı. Dünya bir yere doğru gidiyor. Dünya da bize ayak uydurdu. Artık hızlı yaşıyor. Hani eskiden 420 kez dönüyor. Baktı ki insanlar çok çılgın. Artık 365 kez dönmeye başladı. Şimdi günümüzün modern öyle bir telaş içerisinde kendimiz maalesef hayatımızı. Lafınızı balla keseceğim. Ali Erbay Bey ve Ufuk Süreya Bey'e hoş geldiniz diyoruz. Reşit Bey demiş ki ben çok duygusal biriyim. Bu teknolojinin böyle yani çılgınca ve az önce dediğiniz gibi insanlığın teknolojiden ve bu alemden yoğun beklentilerine göre insan duygusallığını nasıl koruyacak, nasıl muhafaza edecek, duygularını nasıl ifade edecek? Bununla ilgili bir tüyo verme fırsatı olur mu?
Eğer olursa iyi olacak. Dördüncü soruya geçeceğim. Duygusal insanlar avantajları var. Duygularını ifade edebilmek için teknoloji çok güzel bir imkan. O kadar çok emoji çıktı. Yani duygusal olmayan insanlar bile ifade edemez oldular. Ama duygusal insanlar bir emoji ile çıkıyorlar. Hangi emojiyi kullanmaları gerektiğini biliyor. Kendilerini daha iyi ifade ediyor. Bu işin espri, yoğun bilgi akışı içerisinde duygusal zeka kendileriyle teknolojiyle birlikte duygusal zekanı bir araya getirip yeni iletişimleri nasıl sağlayabiliriz? Evet, Reşit Bey benim eskimeyen danışanım. Onunla bu çalışmaları yapalım, tekrar kendisiyle bir araya gelip duygusal zekaya sahip olmak isteyenler için iyi bir açılım oldu. Genellikle IQ çalışmaları çok yoğun yapılıyor ama duygusal zeka eğitimleri çok cılız kalıyor. Duygusal zeka eğitimine almamış kişiler veya duygusal zekası gelişmemiş kişiler, üstün zekalı dahi olsalar toplumla adaptasyon sorunları yaşarlar. Kısaca elbette akıllı ve zeki olmak lazım ama ondan daha önemlisi de duygusal zekamızı terapilerle, koçluk seanslarıyla veya duygusal zeka eğitimleriyle geliştirmemiz gerekiyor. Ben buradan bu sonucu çıkardım. Dördüncü soru: İnsan neden gelişime direnç gösterir? Bu çok önemli. Bu direnci kırmamız gerekiyor. İnsan alışkanlıkların esiri. Değiştirmek istemiyor. Yeniliğe evet deme. Hayatta değişikliğe gitmek. Konfor alanını terk etme. Direnç gösteren danışanlarımda ben şunu gördüm. Gerçekten değişim veya dönüşüm sonunda onun ne beklediğini belki bilmediği için sünnetten kaçan çocuk gibi seanstan veya eğitimden kaçabiliyorlar. İrade yönetimi gerek. Davranış değişikliği karar aldıysa ve bir uygulama yapmışsa da onu mümkünse 40 gün tekrar etmez. Ara vermemek. Zinciri kırmamak. Halkaları peş peşe takıp 40 halkayı bir araya getirdikten sonra bu değişiklik benim hayatıma monte olmuş olacak. Kafamızdaki paslı zinciri tutmamız. Meydan okuyun. Aynen, meydan okuyun. Kalemi çekin. Telefonu açın, teknolojiye bağlanın ve meydan okuyun. Bizler sizlere yardımcı ve destekçi oluyor olacağız. Evet, yankıyı da azaltmaya çalışıyoruz ama daha yayın bitmeden hocam yankıları dalga dalga yayınlanıyor. Beşinci sorumuz, günümüz insanı bu kadar teknolojik imkana rağmen neden sağlıklı iletişim kurmakta zorlanıyor? Konsantrasyon sorunu, motivasyon sorunu. Bütün bunları peş peşe çevirip modern insan mağaranın içerisinde yaşıyor. Bu pandemiyle birlikte yalnız yaşamaya başladı. Kaygılarımız arttı. İletişim yeteneğimiz azaldı. Küçük çocukların konuşabilme yetisi gerileme başladı. Bir takım antrenmanlara ihtiyacımız var. Yani bu kadar teknolojik imkan elimizde o mağaranın içerisinde bir tıkla bütün dünya ile iletişim imkanına sahip. Metaverse iletişim, evrensel iletişim, adım adım gelecek diyor. Bu gerçeklikle karşılaşıyoruz. Artırılmış gerçek. Gerçek hayata da hem bir de karşımıza artırılmış gerçek çıkaracak. Biz bunu istesek de istemez. Bu artırılmış gerçeklik ürünlerin para harcayacağız, bütçemiz gerekiyor. Sen olmaz desen de çocuğun o parayı bir şekilde ödeyiz. Hayatımızdaki dalgalanmalar. Daha henüz sanal gerçeklik hayatımızda şunu yapmamız lazım. Zincirleri kırıp güven artırmamız lazım. Ben bu sorunları yönetebilirim. Nasıl destek alacağımı biliyorum. Bu antrenmanları yapmazsak, değişim mühendisi için yapmazsak, zaten reorganizasyon yetmez. Rigor mortis. Maalesef ölüm katılı. Oraya gitmeden, o köprüden önce son çıkış. Bu canlı yayının yankılarının ne kadar çok olacağının da bir kanıtıydı. Yaklaşık 500 kişi izlemiş, gelen giden. Tabi mesai çıkışı olduğu için yine de çok iyi, 500 kişinin izlemiş olması şu ana kadar. Çok soru geldi, yaklaşık 100'e yakın soru geldi, temenni geldi. Neticeyi bir bağlarsak inşallah bir sonraki canlı yayın sözünü de sizden almış olalım. Memnuniyetle hocam. Sorun insan mı teknoloji mi dedik? Benim yaklaşımım sorun ne insan ne de teknoloji. Bizim çevremizde sorunlar var. Ben sorun değilim. Benim çevremde sorunlar var. Teknoloji değil.
Teknolojinin üretmeleri bazı sorunlar bunlar. Dolayısıyla ben bir değerim insan olarak. Teknoloji bir değer. Bu iki değeri bir araya getirip hayatımın içerisindeki terazileri sağa sola ayıklayarak bu hayatı daha kaliteli yaşamak. Bu kadar. Çünkü insan çok çok güzel bir var. Ya buradan ben sesleniyorum. Hiç kimse kendisinden basit görmesin. Eğer ben bu dünyaya gelmişsem benim çok rahat yapabilecek en güzel kaliteli iş var. Ben bu yeteneklere sahibim. Savrulmamak lazım. Teknolojik imkanları da kullanabildiğimiz kadar. Ya bundan daha güzel bir motivasyon olur mu? Ben bir bireyim ve ben değerliyim. Ben sorun değilim. Etrafımda birçok teknolojik imkan var. Bunlar da artılar. Bundan iyisi can sağlık. Geleceğe umutla bakın. Kıymetli dostlar, bu gerçekten seminer. Yani bundan iyisi Malatya'da Kayısı, İngiltere'de Selim Hoca, inşallah yine olacak. Yine görüşeceğiz. Sorularınızı yine bekliyoruz. Ali Bey demiş ki hocam bu güzel yayın Instagram'da büyük yankı uyandırdı. Size ayrıca sevgi selamlarını göndermiş. Bir yönetici kendisi. O yüzden demek ki şimdiden faydalarını görmeye başlamış. Tiryakioğlu hanımefendi de sevgilerini, selamlarını ve alkışlarını gönderiyor. Sağlıklı beslenme danışmanı da herkese alkışlarını ve takdirlerini gönderiyor bize. Biz İstanbul'dan, Türkiye'den MyLife Psikolojik Danışmanlık Merkezleri ve MyLife Türkiye olarak hep yanınızda ve arkanızda olacağız hocam. İnşallah arttırılmış gerçeklikle barışık bir şekilde ne teknoloji ne insan sorun değildir. Bunları kullanımda bazı teknik hatalar ya da sorunlar olur. Profesyonel yardım ve eğitimlerle farkındalık ve içgörümüzü arttırarak bunları kazanacağız. Sizlerle tekrar görüşerek Allah ısmarladık. Hoşça ve dostça kalın. Yurt içi ve yurt dışındaki tüm dostlarımıza da sevgiler, selamlar olsun.